Mevzumuz gizlilik ve o hiç okunmayan kullanım şartları ve koşulları. Öncelikle şu sözü hatırlayalım. Eğer ürüne para ödemiyorsanız muhtemelen ürün sizsiniz. Bu genellikle bilişim teknolojilerindeki hizmetler için kullanılan bir terim. Kişisel verilerimiz bir ürün haline geldiği vakit bunun nedeni bizim ve hükümetteki temsilcilerimizin bunun olmasına izin vermiş olmamız. Para ödemezsiniz. Ama onlara zamanınızı ya da mahremiyetinizi sunarsınız. Mark Efendi yine başımıza çoraplar ördü. Facebook aracılığıyla Senato karşısında verileri işlediğini, kullandığını ve hatta sattığını kabul etmişti. Şimdi sıra WhatsApp'ta. Eğer görüşmezse ben telefonu da kırarım. Haydi, ben telefonu da kırdım. Ne olacak? Bu gidişle Facebook WhatsApp'a, WhatsApp da bize çipi takacak. CIA bu hesaplara bakıyormuş. CIA! Bu sefer durum ciddi. Türkiye'de binlerce kişi WhatsApp'ı silip alternatif uygulamalara yöneldi. CIA peşimde. Elon Musk bile WhatsApp'ı silin mesajı verdi. Gelin WhatsApp'ta neler oldu? Hangi mesajlaşma uygulaması daha güvenli? Neye göre nasıl karar vereceğiz? İnceleyelim. Dijital diktatörlük çağına 2021 yılı itibariyle girdik. Neler oldu? Twitter, Amerikan Başkanı Trump'a resmen meydan okudu. Trump'ın hesabını süresiz askıya aldı. Facebook gibi diğer sosyal medya uygulamaları da Trump'a karşı Twitter'ı takip etti. Kim haklı kim haksız tartışılır. Ama adamı her yerden silmeye çalışıyorlar. Ellerindeki güce bakar mısınız? Haklılığı haksızlığı bir yana bu yaşananlar, bu mecraları elinde tutanların nasıl bir güce ulaştıklarını gösteriyor. Gelelim WhatsApp'a. WhatsApp, 2009 yılında piyasaya sürüldüğünde kullanıcı verilerini herhangi bir üçüncü tarafa satmayacağına dair taahhütler vermişti. Ancak 2014 yılında WhatsApp'ın kurucusu Jan Kohn ve Brian Acton, WhatsApp'ı tam 19 milyar dolara Facebook'a Mark Zuckerberg'e sattı. Kullanıcı verilerinin paylaşımı Facebook'un platformu satın almasından sonra değişmeye başladı. WhatsApp 2017 yılında ana şirketiyle veri paylaşmaya başladı. Ancak kullanıcılara bunu tercih etmeme seçeneği vermişlerdi. Şimdi ise bu durumu bir dayatma politikasına dönüştürdü. Dünyada 2 milyar kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, kullanıcı sözleşmesini değiştirdi. 8 Şubat'a kadar bu sözleşmeyi kabul etmeyenler uygulamayı kullanamayacak. İşine gelirse ya kabul et ya da kapı şurada diyorlar. Resmen ultimatom gibi. WhatsApp'ın gizlilik politikasının eski versiyonuna baktığımızda şu satırlarla başlıyordu. Gizliliğinize saygı DNA'mıza kodlanmıştır. WhatsApp'ı başlattığımızdan beri hizmetlerimizi bir dizi güçlü gizlilik ilkesini göz önünde bulundurarak oluşturmayı hedefledik. Oldukça etkili. Ancak bu satırlar artık yeni gizlilik politikasından çıkarıldı. Mark Zuckerberg bir röportajında gizliliğin artık sosyal bir norm olmaktan çıktığını söylemişti. Ama bunu söyleyen adam mahremiyet gerekçesiyle evine komşu olan 4 evi birden satın alıyor. Orası onun özel alanı ve mahremiyetinden emin olması gerekiyor. Ey gidi Mark Bey, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Peki WhatsApp'ta bu yeni sözleşmeyle neler değişti? En önemli maddesi şu. Reklam ve benzeri amaçlarla artık kişisel veriler resmi olarak Facebook'a ait diğer şirketlerle de paylaşılacak. Mobil cihaz bilgilerinizden, ne kadar şarjınızın kaldığından, konum bilginize kadar bazı verileriniz toplanacak. Ama şu konuda rahat olun. Uygulama içindeki mesajlaşmalarınız henüz Facebook şirketiyle paylaşılmayacak. Sohbetler uçtan uca şifreli olduğu için ne Facebook ne de WhatsApp isteseler bile konuşmalarınızı görüntüleyemez. WhatsApp bildiğimiz şekliyle uçtan uca şifreli kalmaya devam edecek. Yani uygulama hala mesajlarınızı göremiyor ve kimseyle paylaşamıyor. Yine de şu anda sizi ve beni endişelendiren şey verilerimize daha fazla erişim istenmesi. İşin en can sıkıcı noktalarından birine geleyim mi? Bu güncelleme küresel olarak yayınlansa da sadece Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde uygulanacak. Yani Avrupa Birliği'nde bulunan kullanıcıların verileri üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak. Ama dünyadaki diğer tüm kullanıcıların verileri paylaşılacak. Bunun nedeni Avrupa Birliği'nin bir parçası olan 27 ülkenin genel veri koruma yönetmeliği olarak bilinen daha sıkı bir gizlilik mevzuatına sahip olması. Bu yönetmelik 2018 yılında yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği vatandaşlarının mahremiyetini korumaya yönelik atılmış en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Eğer şirketler bu gizliliğe uymazsa 20 milyon euro veya global yıllık gelirinin %4'ü kadar, artık hangisi daha yüksekse, ceza ödüyor. Hükümetlerin bu tür platformlarla ilgili olarak özel verileri korumaya odaklı düzenlemeler yapması gerekiyor. Mesela 2017 yılında Fransa Veri Koruma Kurumu
WhatsApp'ın Fransa yasalarına göre ticari amaçla veri toplamasının yasal zemini olmadığına, elindeki bilgileri Facebook'la paylaşmadan önce kullanıcıların rızasını almadığına ve bu nedenle kuralları ihlal ettiğine karar vermişti. İngiltere'de de 2018 yılında yetkili makamlar Facebook'un İngiltere vatandaşlarına ait WhatsApp verilerini kullanmasını engellemiş ve veri koruma yasalarının ihlal edildiğine karar vermişti. Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla re'sen soruşturma başlattı. Neler olacak göreceğiz. Diğer ülkelerin de güçlü bir veri koruma yasası olsaydı WhatsApp böyle bir dayatmaya devam edemezdi. Şimdi ya hükümetler daha güçlü yasalarla gelecek ya da WhatsApp'ı silip kullanıcı verilerini paylaşmayan alternatiflere yöneleceğiz. Zaten WhatsApp siliyoruz etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. İnsanlar oldukça tepkili. Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok, aşırı. En güçlü alternatiften başlayalım. Signal. Gizliliğe merhaba de sloganıyla 2014 yılında kullanıma sunulan mesajlaşma servisi. Signal Vakfı, kar amacı gütmeyen bir platform. Kurucuları ise Harry Potter'dan fırlamış gibi gözüken güvenlik araştırmacısı Maxim Marlin Spike ve WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton. 2017 yılında WhatsApp'tan ayrılmıştı. Signal uygulamasının asıl avantajı kaynak kodunun açık olması. Ayrıca uçtan uca şifreleme sayesinde kimin kime mesaj gönderdiğini platformun kendisi dahi bilmiyor. Akademisyenler, gazeteciler, gizlilik araştırmacıları ve güvenlik uzmanları da dahil olmak üzere çeşitli kullanıcı türleri tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Twitter'ın CEO'su bile Signal kullanıyor. Elon Musk Signal kullanın diye tweet attı. Bu tweetin ardından Signal yeni kullanıcı sayısında patlama yaşadı. Elon Musk'ın tavsiyesinin ardından çakal borsa yatırımcıları bu krizi fırsata çevirmek için borsada yanlış bir hareketlenmeye yol açtılar. Signal uygulamasıyla ad benzerliği dışında uzaktan yakından alakası olmayan sağlık teknolojileri firması Signal Advance isimli bir şirkete yöneldiler. 60 centten işlem gören Signal Advance hisseleri 8 dolara kadar yükseldi. Şirketin hisseleri 2 günde %1100 yükseldi. Tam bir fiyasko. Firmanın piyasa değeri de 55 milyon dolardan 660 milyon dolara çıktı. Signal Advance'in sadece bir tane tam zamanlı çalışanı var. O da zaten firmanın CEO'su. Signal uygulaması, insanlara yanlış sinyali seçtiklerini bildirmek için bir tweet attı. İnsanların Signal'ın rekor büyümesine yatırım yapmak istemesi anlaşılabilir. Ancak bu biz değiliz. Bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz. Ve bizim tek yatırımımız gizliliğinizdir. Bir diğer alternatif ise Telegram. Telegram birkaç yıldır oldukça popüler. Yaklaşık 500 milyon kullanıcısı var. Giderek de artıyor. Kurucusu ve CEO'su Pavel Durov. Rusya'nın Mark Zuckerberg olarak anılıyor. Ama size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Telegram geçtiğimiz Haziran ayına kadar Rusya'da mahkeme kararıyla yasaklıydı. Pavel Durov da dönmemek üzere 2014 yılında Rusya'dan kaçmıştı. Nedeni Putin Bey. Pavel Durov, Avrupa'nın en başarılı sosyal ağlarından biri olan VKontakt'ın kurucusu. 2011 yılında parlamento seçimlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla halk sokaklara dökülür. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Moskova'da düzenlenen en büyük mitinge binlerce kişi katılır. Pavel Durov'un sahibi olduğu VKontakt platformu üzerinden organize olurlar. Rus bakanlar Durov'dan bu hareketi engellemesi için muhalifleri platformdan silmesini ister. Pavel Durov, Rus güvenlik birimleriyle işbirliğini reddeder. Ancak bu reddetmenin bedelini ödeyecektir. Evinin kapısında SWAT özel timi belirdiğinde Durov abisiyle konuşmak ister ama bunun güvenli bir yol olmadığını anlar. İşte Pavel ve abisi Nikolay'ın Telegram fikri böylece ortaya çıkar. Durov birkaç yıl sonra kendi firmasından uzaklaştırılır ve 2014 yılında Rusya'dan kaçar. Durov bugün resmi makamlara karşı direnişinden dolayı Rusya'da bir kahraman gibi seviliyor. Telegram'ın gizlilik politikasına göre tüm veriler çok şifreli olarak saklanıyor. Facebook, Telegram'ın neden bu kadar popüler olduğunu anlamak için ayrı bir departmana bile sahip. Durov, Telegram'ın başarısının sırrını Facebook şirketine şöyle verdi. Tam zamanlı olarak çalışan düzinelerce çalışanın olduğunu hayal edin. Facebook'a 10 milyonlarca dolar kazandırmaktan ve sırrımızı bedavaya vermekten mutluyum. Sırrımız şu. Kullanıcılarınıza saygı gösterin. Rusya'da Putin'in baskısına kafa tutmuş Durov kardeşlerin Telegram'ı gizlilik konusunda son derece iddialı. Bir de yerli alternatifimiz var. Turkcell çatısı altındaki BIP. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, BIP ve dedi gibi milli ürünlerimiz de var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz dedi. BIP'in kullanıcı sayısı son 24 saat içinde 1.124.000 kişi arttı. Ama bu tam bir denize düşen yılana sarılır hikayesi.
BIP'in istediği veriler arasında konum, kimlik bilgileri, cihaz bilgileri, yedekleme bilgileri ve hatta ödeme bilgileri yer alıyor. BIP topladığı kişisel verileri adli makamlar, düzenleyici kurumlar ve diğer taraflarla paylaşacağını söylüyor. Diğer taraflar ifadesi dikkate alındığında BIP'in kişisel verileri sınırsız paylaşıma açabileceği düşünülüyor. BIP'in uçtan uca şifreleme yöntemiyle ilgili ayrıntı da net olarak bilinmiyor. Yazılım kodları kapalı ancak firma uçtan uca şifreleme olduğunu belirtiyor. Artık hangisini kullanacağınızı siz karar verin. Bunun gereksiz olduğunu, WhatsApp ne yapsın benim bilgilerimi alırsa alsın diyenler de var tabi. Ancak bu bir dayatma ve kabul edilmemesi gereken bir dayatma. Gizlilik uzmanları ve antitrust kurumları WhatsApp'ın bu yeni gizlilik politikasına karşı alarm veriyor. Sürekli gözetlendiğimiz platformlara izin verdiğimizde bireysel özgürlüklerimizin ciddi biçimde sakatlanmasına izin veririz. Facebook geri adım atar mı bilmem ama bizim kafalar oldukça karışık. Şunu da unutmayalım. Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı şirketin ürünü. Hadi WhatsApp'ı bıraktık gittik. Instagram ve Facebook'u kullanmaya devam mı edeceğiz? Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'ı silecek misiniz? Ya da hangi uygulamayı tercih edeceksiniz? Yorumlarda buluşalım.